diye bir soru sorayım. Yani bir tarafta iktidar veya Cumhur İttifakı'nın adayları, diğer tarafta muhalefetin, daha doğrusu bölük ölçük muhalefetin e, ittifaksız işbirliksiz güçbirliksiz e, muhalefetin adayları ve şöyle bir fotoğrafın büyüğüne baktığınızda büyük resme baktığınızda acaba adaletli bir seçimi var bakanlar gidiyorlar işte Adalet Bakanı gidiyor bir yerde o istiyor İçişleri Bakanı gidiyor Ne bileyim e, mekan mekan dolaşıp ki seçimin güvenliğinden sorumlu o istiyor adama e, destek veriyor adaylara destek veriyor Eskiden önemli bakanlar istifa ederlerdi. önemli bakanlıklarda bulunan isimler istifa ederler gösterdi ki e, şeye şaibe olmasın, seçime gölge düşmesin diye. Ama bugün Cumhurbaşkanı bile o istiyor arkadaş bu kadar. Çünkü böyle ucube bir sistemin içerisindeyiz. Ve işin enteresan tarafı atanmış bakanlar bunlar. Kimileri atanmış bakanlar. Atanmış bakanlar da böyle gidip o isteyebiliyorlar. Yani ülke demokrasisiz bir ülke. Yani gidiyoruz bir şekilde. Ondan sonra dedim mi, ya biz kabile devleti değiliz. Ya tamam kabile devleti değiliz de demokratik de hiç değiliz. Hukuk devleti hiç mi hiç değiliz? hiçbir hiç değiliz. Böyle bir e, sistemsizlik içerisinde gidiyoruz. Karabük deyince, Karabük'te bazı dedikodular var. Üniversitede bazı dedikodular var. Sosyal medyada da şu anda birinci sırada görüyorsunuz belki. İşte oradaki Afrikalı öğrencilerin e, girdikleri cinsel ilişkiler, onun sonrasında yaşanan sağlık sorunları. E, bir doktor arkadaşım var benim. Onunla konuştum. Ya, böyle şeyin olduğunu Karabük'te söylüyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıklama yapması gerekiyor bu konuda. Çünkü sosyal medya şu anda yıkılıyor. Biz daha araştırdık ama zaten HIV ile ilgili bir yasak var. Kanıtlamamız mümkün değil. Ancak Sağlık Bakanlığı açıklarsa biz bunu bilebiliriz veya kamuoyunu aydınlatabiliriz. Evet HIV ile ilgili de kanun var zaten. O doktor arkadaşım bunu iletti bana. Açıklayamazlar. Lütfen Sağlık Bakanı, Karabük'te yaşanan olay iddia ilgili iddialarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Lütfen açıklık getirirseniz sevinirim. Ve Ankara için iftar vakti diyelim. Oradan da hayırlı iftarlar. Devam edelim. Nereye gidiyoruz? Para sayma. Ee, para sayma da bu seçimde en çok konuşulan konulardan biri, görüntülerden biri. Nedir işin aslı? şu gör, görmüş olduğunuz görüntü 2019 yılında e, o yıllarda Aralık ayında Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir e, İstanbul il binası alınmak istenmektedir ve evet bir şey var